Merhaba arkadaşlar, iyi çalışmalar herkese. 29 Ocak 2018 tarihler, saatler şu anda 00:24. Home office dairemizin şu anda home kısmındayız. Gündüz ofis oluyor burası, gece home, balkabağı gibi. Şimdi ne diyecektim? Ha, ikinci döneme dair birkaç tane tavsiyem olacak sizlere. Hem bir yazılım mühendisi hem de bir yazılım eğitmeni olarak fikirlerime kulak verirseniz çok sevinirim, çok uzatmayacağım. Şimdi birinci dönemi geride bıraktık. İyisiyle kötüsüyle alttan dersleriniz kalmış olabilir. İlk dönem sıkıntılarınız olmuş olabilir. Çok normal insanız veya başka problemlerle karşılaşmış olabilirsiniz. Bundan dolayı ilk dönemin yeterince verimli geçmediğini düşünebilirsiniz sizin adınıza. Ama şimdi önünüzde yeni bir sayfa, yeni bir defter var. 5 aylık uzunca bir süreç var. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. 5 ay gibi oldukça uzun bir süreç. Ve şunu iddia ediyorum ki öğrencilerin öğrendikleri şeyler okul döneminde çok daha fazla. Neye göre? Yaz dönemine göre. Çünkü yaz döneminde biraz daha gevşeme oluyor havaların sıcaklığıyla. Ya kim açıp şimdi video izleyecek, kim kod yazacak havasına giriyor öğrenciler. O yüzden zaten videoların istatistiğine baktığım zaman videoların en çok izlendiği süreçler vize ve final haftaları oluyor. Özellikle o dönemlerde inanılmaz bir artış yaşıyor. Şimdi yeni bir dönem. Özellikle üniversitenin hazırlık 1 ve 2. sınıfındaki arkadaşlar için söyleyeceğim birkaç şey var. Nasıl çalışmalısınız? Şimdi, eğer ki hiç programlama temeliniz yoksa ya da biraz daha pratik yapmak istiyorsanız size tavsiyelerim olacak. Birincisi, benim anlatacağım bu dili şey olarak görmeyin. Kendinizi sınırlamayın. Ne çalışacaksanız ona karar verin. Ben kendi kanalımın üstünde anlatmış olduğum videoların üzerinden gideceğim. C anlattım, C# anlattım, SQL anlattım. Şimdi ilk etapta giriş videosu olacak ve bu videonun devamı gelecek. İlk etapta bu bir. İşte üniversitede ikinci dönem nasıl geçirilmeli? Bu ilk adım olacak. Sonra yorumlara göre, biraz da yorumlar belirler bunu. Muhtemelen devamı gelir ama. Şimdi önce C ile başlayalım. Benim ilk tavsiyem sizlere C videoları olacak. Şöyle ki kanalımda geçen sene tamamlamış olduğum 60 derslik bir C eğitim var. Şurada şöyle açılsın. TTNET'in azizliğine uğramazsak. 60 derslik bir C serisi. Şöyle bir kere daha tıkladım, inşallah açılırsa. Açıldı. Şurada 62 video olarak gözüküyor ama bunlar Udemy'deki tanıtım videolarımı eklediğim için oynatma listesine ondan dolayı 62 video olarak gözüküyor. Şimdi bakın. Mesela diyelim ki siz bu videoyla işte bugün yarın ne zaman karşılaşırsanız ben 29, 30, 31 Ocak için konuşuyorum. Üniversiteye gitmeden önce yani üniversitenizin bulunduğu şehre gitmeden önce aynı şehirdeyseniz de okul açılmadan önce diyeyim. Kendinize bir sınır belirleyin. İstikrarlı bir şekilde çalışacağım ben diyeyim. Mesela 60 derslik C videoları üstüne konuşuyorum. Şimdi bu seriyi izlediğiniz zaman çok ciddi bir programlama temeli alacaksınız ve emin olun kodlamayı sevmeye başlayacaksınız ve kodlamadan haz duymaya başlayacaksınız. Burada 60 tane ders var. 60 dersi, ortalama ders videoları, ilk videolar biraz uzun ama videolar ilerledikçe video süreleri düşüyor. Mesela 16 dakikalar, 15 dakikalar, 8 dakikalar, 10 dakikalar falan düşüyor. Kendinize bir kota koyun. Mesela deyin ki ben her gün 4 video izleyeceğim. Ne olursa olsun. Ne olursa olsun ben 4 video seyredeceğim. Uykumdan feragat edeceğim. Sabah erken uyanacağım. Yani böyle çok aşırı önemli bir şey olmadığı müddetçe 15 gün boyunca 4 video izleyeceğim. 15 gün boyunca 4 video izlediğiniz zaman 60 video yapar ve 15. günün sonunda 60 derslik C serisini tamamlarsınız. 15 gün. Yaşamınızdan 15 gün ayıracaksınız buna ve 15 günün 24 saatini ayırmayacaksınız. Maksimum günde ne kadar biliyor musunuz? Mesela örneğin ilk 4 videonun burada ortalama şey toplam süresi yaklaşık 80 dakika, değil mi? Şöyle hesaplayalım, 25-25, 50 diyelim. Şöyle 55, hatta 70 dakika. Şimdi 70 dakikalık bir videoyu, bu videoların çoğu zaten konuşmayla geçiyor. İlk kısımlar için. Sonra gittikçe örneğe döküyoruz ama 70 video. Diyelim ki siz bunu video süresinin bir katının biraz daha uzunluğu süresinde uyguluyorsunuz. Yani hani video izleyeceksiniz ama bir de uygulamanız gerekecek sizin. Diyelim ki 70 dakika, 70 dakikada uygulama süresi olsun 140 dakika. Hadi 20 dakikada siz ekleyin 160 dakika. Ne kadar süre ediyor? Yaklaşık 2,5 saat. 2,5 saat. Günde 2,5 saatinizi ayıracaksınız ki ilerleyen derslerde bu süre gittikçe azalacak. Mesela ilerleyeceksiniz. Diyelim ki 17, 18, 19, 20'ye geldiniz. Yani kaçıncı gün? 4, 8, 12, 16, 5. güne tekabül ediyor. Şimdi 5. günde 12, 9 daha 21, 12 daha 33, 12 daha 45. Doğru mu? Doğru. 45 dakika. 45 dakikalık video izleyip uygulamanız sizin ne kadarınızı alır biliyor musunuz? 1, 2, 2 saatinizi alır. Benim tahminime göre. 2 saat. Uykunuzdan feragat edin. Sabah erken uyanın ya da dışarıya çıkın. Şey ya da dışarıya biraz geç çıkın ve
Kendinizi ona göre planlayın. Yani ne olursa olsun ben bunu izleyeceğim diyeyim. Bir de sizden bir ricam var. Bir tane A4 kağıdı alın, tamam mı? Bir tane parşömen kağıdı alın. Bu parşömen kağıdına 15 tane kare çizin. 15 tane kare her bir günü temsil etsin. Sonra her kareyi kendi içerisinde 4 parçaya ayırın. Onlar da videoları temsil etsin. Her videoyu izledikten sonra parçanın içerisine bir tane artı koyun. O parçaların içine de yazın 1, 2, 3, 4. Sonra ikinci gün 5, 6, 7, 8. Üçüncü gün 9, 10, 11, 12 diye. Sonra her gün izledikten sonra kareyi tamamen iki tarafına böyle X şeklinde çarpı koyun. 15. günün sonunda 60 derslik C dersini bitirdikten sonra bu videonun altına yorum atın. Hocam ben 60 derslik C videolarını bitirdim. İşte şöyleydim, şöyle oldum. Şu seviyedeydim, bu seviyede oldum diye. İstikrar bu işi için her şeyi. Bakın şu anda Türkiye'de videoların, ya bu beni biraz üzüyor. Beni üzen taraf şu, videoların en çok sınav döneminde izlenmesi. Çünkü normal, ondan sonra arkadaşlar bu konuda çok sitem ediyor. İşte diyor ki hocam çok konuşuyorsun, sınavlarımız var falan. Aslında sınav döneminden önce izleseler o konuşmalar onlara o kadar tatlı gelecek ki. Ama son dakikaya bıraktıkları için problem yaşıyorlar, zorluk yaşıyorlar. İstikrar her şey. Hani bir işe Türk gibi başla, Alman gibi bitir muhabbeti var ya. O yüzden ya bu sözün doğruluğunu topluma baktığınız zaman görebilirsiniz. Yani acele etmeyin. Yalnız şunu da yapmayın. Hani günde 3 videoya düşmeyin. Ya o gün 4 video seyredin mutlaka. Ya hocam ben sabah kalkıp izlerim olmasın. 4. videoyu izleyip uygulamadan uyumayın. Ya böyle vicdanınız rahat etmesin 4 videoyu tamamlamak. Ama şunu da yapmayın. 5. videoya çıkarmayın. Hani 4 video diye anlaştık. 4 video yapın. Ve 15 günde bitirin. 15 gün. 15 günde 60 derslik seriyi bitirebilirsiniz. Bu özellikle hazırlık 1 ve 2. sınıftaki arkadaşlara tavsiyem. 3 ve 4'teki arkadaşlar da izleyebilirler. Diğer ders ve seriler için de yine tavsiyelerim olacak. Bu birinci adım. Tamam mı? 15 günde 60 derslik bir seri var önünüzde. Bence izlersiniz. Uzun bir süreç değil. Çünkü mesela özellikle bu videoyla erken karşılaşan arkadaşlar, 29, 30, 31 Ocak'ta karşılaşan arkadaşlar çok daha şanslı olacak. Çünkü en erken sınav dönemi ne zaman olacak? Muhtemelen Mart ayının 3. haftası, 4. haftası falan başlayacak. Diyelim iki vize bir final. Zaten bir vize bir finalse çok daha uzun zaman var. Ve yeni dönem başlamadan önce hani illaki şeye gitmenize gerek yok. Üniversitenin olduğu şehre gitmenize gerek yok. Evde de başlayabilirsiniz. İhtiyacınız olan 3 tane şey var. 1- Bilgisayar, 2- internet, 3- bolca sıcak şeyler, çay, kahve. İkinci döneme dair tavsiyelerin ilk kısmı bu olsun. Çok uzatmayalım, çok zamanınızı almayayım sizin. Bunun devamı gelecek. Yorumları da bekliyorum. Hani sorular vardı, uzun süredir gelen sorular vardı. O soruları böyle biraz toparladım. Onları cevaplayacağım videolar devam edecek. Bir sonraki videoda ya da derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum sizlere. Hoşça kalın.